Ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de huzurun ve sükunun kaynağı dişi canlılar diyoruz. İnsanlar da kadınlar. Kadınların iş hayatına başlamalarıyla ülkede olduğu gibi Ünye'de de huzur var. Huzur olması gerekir diye düşünüyoruz ve bu kadın esnafları sayısının arttığına tanık oluyoruz. Bu kadın hanımefendilerden bir tanesi de Özlem Köse. Özlem Köse'ye soralım. Yaklaşır mısınız? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ailenizde ticaret erbabı var mı? Şimdi şöyle, ben kendim yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Fakat 2 yıldır kendi işimi yapıyorum. Ailemde ticaretle uğraşan arkadaşlarımız tabii ki var. Kuzenlerim, işte akrabalarımız tabii ki var. Ama bu işe ben tek başıma eşimle birlikte başladık. Yani eşimin sayesinde, eşimin desteğiyle. Güzel. Bu konuda bana çok destek, sağ olsun önemli. Kendisi. Kesinlikle çok önemli. Yani bu konuda beni cesaretlendiren, bana destek olan tamamıyla kendisidir. Öyle onunla beraber başladık, devam ediyoruz. Biz sizi kutluyoruz çünkü geçmişten günümüze gelen Türk örf ve adetlerinde eşleri genellikle evde ev işleriyle doğurduğu çocuğuna bakmakla bilinir ve böyle de kabul edilir ama bu tabuyu her geçen gün yıkıyoruz. Evet. İnşallah ben böyle medeni cesaret sahibi evlatları da kutluyorum. Sizin eşiniz de bunlardan bir tanesi. Kutluyorum. Sizin ticaret erbabı olmanız için illa ailenizden birinin de ticaret yapmış olması gerekmiyor. Evet, gerekmiyor. Çünkü hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bir geçmişte bundan 40 yıl evvela bir kişinin çalıştığı 5 kişilik bir aileyi doyururken bugün 5 kişilik aile çalışmadan doyamıyor. Evet, kesinlikle. Siz de bu minval üzere ticarete başlamışsınız. Evet. Kutluyorum. Ticaret yapmak isteyen yaşıtlarınıza siz de buradan seslenin. Yani bence her genç kız, her genç kadın, yani genç veya yaşlı olarak ayırt da etmiyorum. Her kadın kendi ayaklarının üstünde durabilmeli, kendisi bir şeyler üretebilmeli, bir şeyler yapabilmeli. Yani ticaretten ya da başka bir şeyden korkmamalı. Yani tamamıyla kendisi hayatı üstlenmeli. Yani bir erkeğin eline bakmamalı, kesinlikle bakmamalı. Hele de bugün de kesinlikle bir erkeğe muhtaç olmamalı diye düşünüyorum. Lafım meclisten dışarı tabii ki. Hem aynı zamanda da ticaretin içinde olan insanların da devletin sevk ve idaresinde görev alan siyasetin de içinde olmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Ya kadının dokunduğu her yer güzelleşir. Yani kadın annedir, kadın eştir, kadın hayattır. Yani mutlaka her yerde, her ortamda bir kadının olması lazım. Yani erkeğin üstesinden gelemediği birçok şeyin üstesinden kadın gelebilir. Kadın bu konuda çok güçlüdür. Yani çoğu erkeğin güçsüz görmesine rağmen kadınların birçoğu yani her şeyin üstesinden gelebilir. Her şeyi kaldırabilir. Yapabilir, becerebilir. Ama bu tamamen kendine olan özgüveniyle alakalıdır. Yani erkeğin kadını küçümsememesi lazım ki kadın da kendine güvenip bir şeyler yapabilsin, bir şeylerin üstesinden gelebilsin. Yani bu konuda aslında erkeklerimize de çok iş düşüyor. Yani kadınları bu konuda cesaretlendirmeleri lazım. Önlerini açmaları lazım. Tabii ki. Dolayısıyla da ailelere. Yani bir anne evladını, erkek evladını özellikle güzel yetiştirebilmeli ki yarın öbür gün karşısına bir bayan çıktığında ona nasıl davranması gerektiğini bilmeli. Onunla nasıl yol alması gerektiğini bilmeli. Yani bunlar hep bağlantılı olaylar. Sizi kutluyoruz ve her seferinde şahsen ben de üstüne basa basa söylüyorum. Diyorum ki ülkenin, ünyenin ve dünyanın huzur ve sükun kaynağı özde kadınlardır. Kesinlikle. Diyor. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gelin.